Duydunuz mu? Gördünüz mü? Sevgili dinleyenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür Arşı Genel Müdürü Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar'la birlikteyiz. Sayın Yakar, yayınımıza hoş geldiniz. Mutlu pazarlar efendim. Teşekkür ederim efendim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün yine sizin o güzel cümlelerinizle Gaziantep kültürel değerlerinden kalyonlar ve mağaraları konuşacağız. Bu konuyla ilgili dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Malum ülkemiz turizm coğrafyasında olan bir yerde bulunuyor. Bundan dolayı da bizim son zamanlarda turizm alternatif olarak geliştirdiğimiz bazı mekanlar var. Malum, evet, modernleşmeyle beraber dünyanın getirdiği yaşam şekli, insanların başka işte çevre sorunları, yoğun iş hayatı, trafik, stres derken insan aslında bu tür ortamlardan biraz daha böyle uzaklaşma, kendine yakın bulduğu yerlere, çevrelere giderek bir rahatlama ihtiyacı hissediyor. Aslında bu durumda bakarsak turizm günümüzde lüksten öte bir ihtiyaç haline geldi. Çünkü modern insanın çalışma temposu ağır olduğu için kendine biraz dinleme vaktini istiyor. İşte bundan dolayı turizmin çeşitliliği ortaya çıkıyor. Kentleşmenin getirmiş olduğu sorunlar da bunun bir benzeri olarak insana baskı oluşturuyor ve insan gerçekten dışarı çıkmak istiyor. İşte bu durumda da insan insan doğada keşfedilmemiş, doğası bozulmamış, yaban hayvanla bana fazla dokunmamış yerleri tercih ediyor. Ülkemizin turizm faaliyetlerine baktığımız zamanlarda, son zamanlarda ekonomik şartlarla beraber işte bizde ne vardı? Deniz var, kum var, güneş var. Bu üçlünün bize kazandırdığı çok güzel aktivitelerle, eserlerle beraber günümüzde bunu yapıyoruz. Ama bir de bunun dışında insanların gerçekten artık doğayla baş başa olmak istediği, ekoloji turizmi diye bahsettiğimiz bir tanım ortaya çıktı. Bu durumda da insanlar yakın ve uzak yerlerdeki doğası bulunmamış yerlere giderek hem bir dinlenme hem de kendilerine bir aktivite bulmak istiyorlar. Malum dünyadaki turizm geçmişine baktığınız zaman özellikle 1980'den sonra Avrupa'da bu bahsettiğimiz turizmin dışına çıkıp özellikle ekoturizmi noktasında alternatifler aramaya başlamışlar. İşte bizde de bununla beraber özellikle 20. yüzyıldan itibaren bu alternatif doğa turizmi dediğimiz turizm otakları ortaya çıktı. Kanyonlara bakarsak Türkiye'de şu an çok aktif olarak kullanılan işte 25-30 tane kanyondan bahsediyoruz. Bunlar gerçekten iyi kullanılırsa ve reklamı güzel yapılırsa hem yurt içinden hem yurt dışından çok fazla turistin ilgisini çekti ve biz hani bu ülkeyi tarif ederken diyoruz ya, yerin altında ve üstündeki zenginlikleriyle beraber muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah'ın bize bir nimeti olarak bulunduğumuz bir coğrafya. İşte ekoloji turizmi de bunun bir benzeri. Türkiye'deki kanyonlara baktığımız zaman işte çok meşhurlarından Valla Kanyonu Kastamonu'da, Köprülü Kanyonu Antalya'da, işte Karacahennem Kanyonu Kastamonu'da, Muğla, Erzurum, Antalya, Mersin gibi ülkemizin çok değişik yerlerinde kanyon turizmini açmış yerli ve yabancı turistin ilgisini çekerek hem o bölgenin tanıtılmasını hem de Anadolu coğrafyasının geçmişten günümüze kadar nasıl bir zenginlik içinde bulunduğunu gösteren bizim çok önemli kanyonlarımız var. Biz de Gaziantep olarak son zamanlarda hep sizinle konuşurken diyoruz ya, 20. yüzyılda ülkeler değil şehirler yarışıyor diyoruz. İşte Gaziantep bu dünyadaki gelişimi ayak uydurabilen Türkiye'deki ender şehirden bir tanesi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda biz son zamanlarda Gaziantep'in geçmişten beri var olan fakat pek bilinmeyen kanyonlarını ülke turizmine ve yurt dışı turizme açmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Hatta biz birkaç hafta önce Büyükşehir Belediyesi'ndeki değişik daire başkan arkadaşlarla beraber bir gezi yaptık. Hatta bunun ötesinde biz bir hafta önce Gazi Kültür Ayşe olarak Gaziantep Gezi Rehberi adlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmada Gaziantep'in bütün ilçelerinde bulunan tarihi turistin gelirleri olduğu gibi kanyonları da ele aldığımız hoş bir çalışma oldu. İşte Gaziantep'teki kanyonları tanıtarak insana ilgisini çekmek istiyoruz. Bunların bir tanesi Köprüce Kanyonu diye bildiğimiz Araban ilçemiz var malum. Gaziantep'in ilçelerinden bir tanesi. Gaziantep'e merkeze 65 kilometre uzaklıkta bir kanyondur. Bu 4 kilometre uzunlukta bir vadi, Fırat'ın kıyısında oluşmuş bir kanyondur bu. Bunun tabi bazı yerleri dik, ulaşılması zor olabilir ama biz bunu turizm açı olarak geri altyapı çalışmasını ortaya koyarak insanların beğenisine sunmak istiyoruz. Yine Araban ilçesinde o Fırat'la beraber, Menzilden Çayı ile beraber Habeş Kanyonu var. Bu da Araban ilçesine 21 kilometre uzaklıkta. Bu bölge geçmiş dönemlerde Roma etkisinde çok fazla kaldığı için geçmişte anlatmıştık bunları. Zeugma'yı Romalılar zamanında kurulduğu için Gaziantep'te çok fazla Roma yolu var.
Evet. Biz bunları yavaş yavaş ortaya çıkartıyoruz. Habeş Kanyonu da Roma döneminde yapılmış bir Septimus Severus Köprüsü var. Oradan başlıyor ve 9 kilometre boyunca hem tarihi olarak Hitit kapatmaları da var bu kanyon içerisinde. Hem akarsuyla beraber bu kanyonda gezmiş ve görmüş olabiliyoruz. Bu da önemli bir değerimiz diye düşünüyoruz. Benim bahsettiğim Septimus Severus Köprüsü var. Son zamanlarda buna yine ülke gündemine geldi. 4. Lejyon var. Roma'nın özellikle Zeugma'daki askerlerinin merkezi olan Zeugma'nın hareketle onların yapmış olduğu bir köprü. Osmanlı döneminde 4. Murat Bağdat seferine geçerken buradan gittiği için hatta o köprüyü de bazı onarımlar yaptırmış. Halk arasında biz o köprüye Sultan Murat Köprüsü adında biliyoruz. Bu da Habeş Kanyon etrafında bulunan bir yol güzergahında karşımıza çıkıyor. Yine o civardan gittiğimizde kayalara ta geçmiş dönemlerden kalma kabartmalar var. Hitit kabartmaları. Bunu arkeoloji bölümündeki arkadaşlar da inceliyorlar. Bu da yine Gaziantep'in o dönemdeki zenginliğini ortaya koyması bakımından önemli. Mağaralarımız var bizim yine meşhur. Hani diğer şehirlerdeki gibi reklamını tanıtamadığımız için maalesef turizme kazandıramıyoruz ama son zamanda yapılan çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Mesela Kızılayım yine Araban yolu üzerinde bir mağara gerçekten keşfedilmeye değer. Bazı Türkiye'deki mağara grupları mesela Obruk mağara grubu geldi burada inceleme yaptı. Gerçekten farklı olduğunu fark etti ve bununla turizm açmak için yine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda önemli. Roma yollarından bahsettik. Zerdegüm Kanyonu var. Bu da önemli yine Araban taraflarından. Nizip tarafından da geçiyorsunuz buraya. Bir vadide kurulmuş. Bunların hepsi o bizim meşhur Fırat'la Mezdimençay etrafında tabiatın zamanla meydana getirdiği muhteşem kanyonlar. Evet. Biraz dediğimiz gibi şu an zor olsa da bunu yapılacak yollarla beraber turizme kazandıracağını düşünüyoruz. Bu da önemlidir diye altını çizebiliriz. Kralın Kızı Mağarası var. Yine bu Bilecik'ten Rumkale'ye doğru giderken yine oraya dağcılık kulübü üyeleri ve bazı mağara gruplarla gidiyorlar. Bu da zor biraz ama yine keşfedilmeyi bekleyen eserlerimiz arasında bulunuyor. Merzimen Kanyonu var. Fırat'ın birleştiği, Zeugma dediğimiz yerde, Rumkale dediğimiz yerde birleştiği yerde Merzimen Kanyonu bu şu an kanyonum arasında en önemlilerden bir tanesi. Yaklaşık 15 kilometre boyunca Yavuz Eli'nden ta Merzimen'e kadar giden bir süreçte bazen diklikleriyle beraber 300-400 metre yükseklere kadar çıkabilen bir kanyon, Merzimen Kanyonu. Sonra Fırat Kanyonu var. Yine bu Fırat etrafında oluşmuş kanyonların bir tanesi. Biz bunların hepsinin haritasını çıkarttık, bir çalışmasını yaptık. İnşallah kısa zamanda buralara turist çekerek Gaziantep'in farklı bir özelliğini daha ülke gündemine sokmak istiyoruz. Narlıdere Kanyonu. Tabii şu an ben bahsediyorum. Belki dinleyicilerin aklında kalmayabilir ama bunlar gerçekten bizim şu an itibariyle çalıştığımız ve turizme kazandırarak hem ülkeye hem uluslararası anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar. Umuyoruz ki hep Gaziantep'te bahsettiğimizde yemek kültüründen bahsettik, tarihten bahsettik, kültürden bahsettik. Bu ekoturizmin ortaya koyacağı kanyonlar ve mağaralarda Gaziantep'e çok artı değer katan bir özellik olarak ülke gündeme girecektir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yakar. İnşallah faaliyete geçtikten sonra sizin de söyledikleriniz gibi, söylediğiniz gibi biraz zaman alabiliyor ama ortaya çıkması, turizme sunulması sonrasında da çok güzel geri dönütler almak mümkün olabiliyor. Çok teşekkür Evet. ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın.